Merhabalar. Bugün bir soru cevap videosu yapacağız. Çünkü bunu bir ay önce söylemiştim ben. Story'e soru kutucu bıraktım ama cevaplayamadan orada öylece kaldı. O yüzden yaklaşık bir saat önce, hatta 40 dakika olmuş sadece, bir kutucuk bıraktım. Buradaki soruları cevaplamak istiyorum. Böyle tatlı bir sohbet videosu da olur hem. Dışarıdaki sesler çok geliyor mudur diye biraz endişeliyim açıkçası. Geliyor mudur? Galiba. Aslında benim 2024 hedeflerimden biri çok daha fazla video olarak. Ben şu kapıyı kapatayım. Çayım da var. Benim 2024 hedeflerimden biri de çok fazla anı biriktirmekte açıkçası. O yüzden de YouTube'a geri dönmüş olmak bu açıdan da beni çok tatmin ediyor. Bir sürü anı biriktirmek istiyorum. Şimdi çok uzatmadan sorulara geçeceğim. Böyle uzun uzun sohbet ettiğimiz bir video olsun. Beni tanımayanlar için başlamak istiyorum. Çünkü bu tarz soru da çok gelmiş. Ben sürekli hani sonuçta beni yeni takip eden insanlar oluyor. Beni tanımıyorlar. Bu ihtimali unutuyorum ve herkes hayatıma çok hakimmiş gibi konuşuyorum genelde. Bu da çok kafa karışıklığına yol açıyor. İlk sorumuz, kendini tanıtır mısın? Ben Zeynep, 14 Ekim 1999 doğumluyum. Doğum günüme çok az kaldı. Ve Erzincanlıyım. Kocaeli'de doğdum, üniversiteyi Karabük'te okudum. Diş hekimiyim. Buradan sonra başka ne anlatabilirim? Burcum terazi. Yükselenim Başak. Ben kendimi Başak hissetmiyorum pek. Annem, ben deprem senesinde doğduğum için Kocaeli depremi olduktan 2 ay sonra doğdum ve annem çok net hatırlamıyor doğum saatimi. Bir keresinde bana bir saat söyledi, ben baktırdım ve Başak çıktı. Sonra aradan bir iki sene geçti, tekrardan bu konu gündeme geldi. Ben tekrar sordum ve başka bir saat söyledi. O sefer baktırdığımda da aslan çıktı yükselenim. Yani bilmiyorum, Başakmışım gibi devam ediyoruz yola. Çünkü genelde onu söylüyor, o saati söylüyor, doğrudur diye düşünüyorum. Onun dışında kendimi tanıtmam gerekirse başka. Şu an bir klinik açma sürecindeyim. Diş hekimiyim demiştim. Bir poliklinik açıyorum şu an ve Kocaeli'de poliklinik, baş iskelede. Çok heyecanlıyım, çok gerginim, stresliyim. Bütün duyguları aynı anda yaşıyorum. Sadece bu şu an bu mimarlarla olan süreci epey bitirdik. Ya, çok güzel tasarladılar çizgiler içine. Bayıldım. Yani her köşesinde diyeceksiniz ki bu gerçekten Zeynep'in kliniği. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum birazcık o inşaatın başlamasını. Daha sonrasında bir sağlık kurumu bu neticede. O yüzden bir sürü arka planda evrak işi, izinler, işte bilmem neler, bir sürü iş vardı. Onları hallediyordum aslında yazın. Şu an dış cepheyi yaparak başlıyoruz. Bu ay Eylül ayında o kısımlar bitecek. Sonrasında ben zaten anlatacağım size. Bol bol paylaşacağım. Tadilat kısımlarında, içeriye bir şeyler alırken, ederken hepsini gerek YouTube olsun, gerek Instagram olsun bolca vloglayacağım. Bunun nasıl sebebi de aslında biraz kendime hatıra kalmasını istemem. Yani çünkü şu an ben YouTube'a dönüp baktığımda üniversiteye hazırlık sürecime dair bile video buluyorum. Üniversitede apartta kaldığım zamana ait video buluyorum. İlk defa yurtta kaldığımda, ilk defa eve çıktığımda, yani o süreçlerin çoğunu dijital bir günlük olarak burada buluyorum. O yüzden klinik sürecinin de böyle olmasını istiyorum. Onun dışında uzmanlık neden düşünmedin Zeynep sorusu geliyor, bu diş hekiminin üstünden gidersek. Yani bu... Ya bu soruyu aslında diyecek çok bir şeyim yok. Yani bu tercih meselesi. Biraz da hedefinizin ne olduğuna bağlı. Ben şu an akademik bir kariyer istemiyorum. O yüzden de genel olarak spesifik bir alana yoğunlaşmak istemedim açıkçası. Hani o kadar tanıdığımı düşünmüyorum kendimi. O yüzden de şu an böyle bir yol seçtim. Gelecek neler getirir bilemeyiz. Okul hayatım bitmesine rağmen hala sürekli iş falan diyorsun. Diş hekimliği de yapmıyorsun. Tam olarak ne yapıyorsun? Bu çok haklı bir yorum. Bu, yani bu bana çok fazla zorluyor çünkü. Şöyle ki, ben diş hekimliği okurken de bir yayın evimiz vardı ortağımla birlikte ve o yayın evinde hala çalışıyoruz. Win Campus, onun da açıklamalar kısmına bırakırım ben linkini. Orada aslında benim el yazımını çok beğeniyorsunuz, ediyorsunuz. O kitaplar da tamamen el yazısından oluşuyor. İlk başta dijital olarak çıkmıştık. Yani Türkiye'nin ilk dijital yayın evi olarak buradaydık aslında. Daha sonrasında notlar çok sevildi ve baskılı olarak da çalışmak istiyoruz dendi. Ve biz de baskılı olarak da üretiyoruz şu an. Türkiye'deki bütün sınav sistemlerine dair notumuz var. TYT, AYT, LGS,
DGS, KPSS, ALES hepsi var. O yüzden inceleyebilirsiniz. Ben linkini bırakacağım zaten. Orada çok çalışıyorum. Yani günü 3'e böldüğümüzde ben bir kısmında WinCampus'ta çalışıyorum. Bir kısmında bu işlerimi hallediyorum. Bir kısmında klinik işlerini hallediyorum. Mesela bu sabah olduğu gibi bugün aslında çok erken kalktım. Bir sürü iş hallederim diyordum ama işte bankalarda, bilmem nelerde, oralarda çok işim vardı. Saat 2 idi, eve döndüm. Ve şu an saat 3. Ben hemen videoya oturdum. Genel olarak onlarla uğraşıyorum. Onun dışında başka yazarlık yaptığım hocalarım da var. Kitapların çizimlerinde, yazarlık kısmında, yani el yazısı kısmında da çalıştığım oluyor. Gelen işlere göre. Yani öyle. Arka planda epey şey yapmaya çalışıyorum aslında. Podcastler çok vaktimi alıyor. Yani özellikle biraz bilgi içerikli bir şeyse üstüne çok okuma yaptığım bölümler oluyor. O yüzden de bu hem beni mutlu ediyor. Hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum. Çünkü şu an mesela dikkat üzerine bir bölüm yapacağım. Neden odaklanamıyoruz? Günümüzün böyle bir problemi var çünkü. Ben bunun epey üstesinden geldiğimi düşündüğüm için de bu konu üstünde konuşmak istiyordum. Ve bu bölüm için şu an herhalde bir 4 tane kitap bitirdim. Sayısız makale okumuşumdur. Yani çok fazla okuma yaptım ve bu bana çok iyi hissettiriyor. Çünkü hem çalışıyorum hem de okumayı çok seviyorum. Bir yandan araştırıyorum falan. Ve bunlar da epey vakit alıyorlar aslında. Her cuma sabah 6'da yeni bölüm yayında oluyor. Zaten video kapattıktan sonra da şuraya kendime odamda güzel bir köşe yaptım. Bu haftanın podcast bölümüyle alakalı işlerimi halledeceğim. Onun dışında kitap kulübü oluşturma düşüncen ne durumda? Bu fikri ben öyle kanalda bahsettiğimden beri bu bayağı büyüyor şu an. Bu beni çok da mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben biriyle aynı anda bir kitap okumayı, üzerine konuşmayı çok seven bir insanım. Aşırı yani. O yüzden de şimdi bir çay içeyim azıcık. O yüzden de bu fikir beni heyecanlandırıyor. Sadece şeyi düşünüyorum, hani hangi kitabı seçeceğiz, çoğunluğa uyacak mı kitap vesaire, o arka planı birazcık kafamı karıştırıyor. Ama bunun üstüne konuşalım. Bu ay ben Martin Eden'i okuyordum, yani bu mevzu buradan çıktı aslında. Ki bu arada şu an çok fazla insanla aynı anda Martin Eden'i okuyoruz. Kitap kulübü ortada yokken bile böyle oluyorsa, bir kitap kulübü var diye story'de paylaştıktan sonra ne olur bilmiyorum. Ben çünkü böyle bir şeyin adını story'de hiç anmadım. Sadece kanalda bahsettim, bir de birazcık YouTube'da bahsettim. Martin Eden'da bu arada 177'deyim. Çok güzel gidiyor. Yani aşırı keyif alıyorum şu an okurken. Özellikle ikinci yarısını çok merak ediyorum. Dilini, ben zaten Jack London'ı çok seviyorum. Çok güzel. Yorumlarda herkes beklentim yani böyle şuralardaysa sayınızda şuralara falan çıktı. Bu ne kadar iyi bir şey bilmiyorum ama beklentim yüksek. Bir de şey sorusu çok var. Çok tatlısınız bu arada. İşte kimse sormadıysa diye sormak istiyorum. Nasılsın? Hayatın nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok tatlısınız. İyiyim. Gerçekten iyiyim. Düzenimi oturtuyorum. Bir şeyleri yoluna koydum epey. Üniversiteden buraya geldiğimde bir tık zorlanmıştım. Yalan söylemeyeceğim. O dönemde de paylaşmıştım zaten. Çünkü çok sevdiğim arkadaşlarımı, çok sevdiğim insanları bambaşka şehirlere uğurladım. Hani çok uzun senelerdir yan yana olduktan sonra böyle bir şey olunca ve ben Kocaeli'ye geldiğimde buradaki arkadaşlarımın bazıları da şehir dışlarındaydılar haftanın çoğunluğunda. O yüzden onlarla da pek görüşememiştim, edememiştim. Yani üniversiteden geldikten sonraki bir 5-6 ay beni üzdü açıkçası. Biraz böyle arkadaş anlamında burada fiziksel olarak hani yalnız hissettiğim de bir dönemde ama şu an hallediyorum bir şeyleri. Üstesinden geliyorum. Bu arkadaş konusunda ne kadar konuşmak istiyorum onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bazı şeyleri çok kafasına takan bir insandım. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bir şey, bağlar kopuyorsa, mesafe girince o arkadaşlıkların birbirinin hayatından haberdar olma olayı azaldıkça ben hep ilk başta kendimi sorgulayan bir insanım. Bunu bazen çok fazla yapıyorum. Hani karşı tarafı hiç sorgulamıyorum. Bu da hiç doğru değil. Bunu yapmayı bıraktım. Hani kendimi sorguluyorum. Eğer ki bir şey bulamadıysam artık hani daha fazla zorlayayım, daha ince düşüneyim falan değil de diyorum ki hani karşı tarafta belki bir şey vardır. Böyle yaptım. Bazı arkadaşlıklarımda. Bazıları tatlıya bağlandı, bazıları bağlanmadı. Hayat. Hayat yani. O yüzden böyle. Şu an mutlu hissediyorum. Şu an keyfim yerinde. O yüzden teşekkür ederim. Yeni ajanda aldım ama nasıl kullansam bilmiyorum. Yardımcı olur musun?
Bu ajanda konusuna da şöyle bir açıklık getireyim. Bence bir ajanda videosu çekeyim ben. Genel olarak ben nasıl kullanıyorum, ne çeşit ajandalar kullanıyorum, kaç tane ajanda kullanıyorum aynı anda. Bunların hepsini anlatayım. Şuraya bakıyorum çünkü ajandalarım orada duruyor şu an. Böyle bir konuda bir video olursa bence güzel olur. Uzun uzun konuşmuş oluruz. Bence tatlı olur yani. Hayatını nasıl düzene soktun? Ben çok düzensiz bir hayat yaşıyorum ve bu durumdan çok mutsuzum. Bu ve şunun gibi soruları toplu bir cevaplayayım istiyorum. Hani bir günde bu kadar şeye yetişmek, işte o kadar işe koşturuyorum diyorsun, bir de kitap okuyorsun gibi olan kısma böyle bir sohbet edelim istiyorum. Şöyle ki ben bunu yani her yerde söylüyorum. Instagram'da söylüyorum, YouTube'da, podcast'te hep söylüyorum. Ben yapılacaklar listemi hazırlıyorum. Bir gün önceden, normalde pazar gününden tüm haftayı planlardım. Ama bazen şu an çevremdeki insanlarla çalışıyor, ediyor ve bazen çok spontane gelişebiliyor bir şeyler. Böyle emrivaki bir buluşma olabiliyor. O yüzden de bu benim tüm haftamı kaydırmasın diye bir gün önceden planlıyorum. Çünkü bazen pazar gününde diyelim ki perşembe gününe bir sürü şey koydum. Çarşamba akşamı arkadaşım diyor ki yarın hadi buluşalım. Yani bu tarz böyle hemen olur gibi buluşmaları da sevdiğim için normalde daha önce de yaptığımda perşembe günüm direkt iptal olduğu için bu benim canımı sıkıyordu. Ama bunu kafama takmamayı öğrendim son böyle bir senedir falan. Çok umursamıyorum. Yani bu ajandada yazılan her şeyin hepsi bitmek zorunda değil. Ajanlar hep çok dolu gözükmek zorunda değil. Bunları kabullendiğinizde bence ajanda tutmak çok keyifli bir hale geliyor. Çok sıcak oldu ya. Onun dışında belli başlı şeyleri özellikle not alıyorum. Hani tabii ki bir gün önceden şey yapıyorum, yazıyorum yapılacaklar listeme ama pazar günleri genelde o hafta içindeki önemli günleri yapıyorum. İşte şu gün, şu saatte şu var. İşte şunun deadline'ı bu. Bugüne kadar şunun bitmesi lazım. Bunun şuraya sarktı falan filan. Onları yazıyorum ve şey beni çok rahatlatıyor. Normalde o işlerin hepsi benim kafamda. Ama sanki ajandaya yazdığımda o işleri artık kafamda tutmama ihtiyacım yokmuş gibi oluyor. Ve kafam çok rahatlıyor. Çünkü ne yapmam gerekiyordu benim bugün? Hemen açıyorum. Bakıyorum. Ha buymuş. Diğer türlü sürekli aktif olarak onu hatırlıyor durumda kalmanız gerekiyor. Şu iş yapılacak, bu iş yapılacak. Şunu sakın yerine bırakma gibi. O yüzden de kafanız ister istemez bence çok dolu oluyor. En azından benim öyle. Siz yazmadan da yapabiliyorsanız size çok imreniyorum öncelikle onu söyleyeyim yani gerçekten. Keşke öyle olsaydı benim de. Onun dışında kitap okuma konusunda da ben şey kafasında değilim pek. Hani boş vaktim kalırsa kitap okuyayım gibi değil de bunun için vakit yaratıyorum açıkçası. Hani akşam diyelim ki uzandınız şöyle bir Instagram'da takılayım bir TikTok'ta takılayım değil de buraya harcayacağınız yarım saate oturup 20 sayfa, 30 sayfa belki kitap okuyabilirsiniz. Özellikle ekran sürenizi takip ederek bunu yapabilirsiniz bence. Çünkü çok çılgın sayılar göreceksiniz ekran sürelerinize baktığınızda. Çok da keyif kaçırıcı bir şey yani. O ekran sürelerinize baktığınızda Instagram'a günlük ne kadar harcıyorsunuz? Bunu gördüğünüzde aslında kitap okumaya vaktinizin olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü şey gibi geliyor insanlara. İşte kitap okumak için şöyle bir kafamı toplayayım. Şu işimi halledeyim. İşte şu an birazcık yorgunum, şöyle yapayım, böyle yapayım. Yani kitap okumaya başlamak için aslında her şeyin yolunda olmasına gerek yok bence. Çok ağır böyle gerçekten üstüne uzun uzun düşünülmesi gereken birazcık akademik bir dili yazılmış bir şey okumuyorsanız bazen açıp 10 dakika okuyup bile bir yere koyabilirsiniz. Boş vakitlerinizi kitap okumaya ayırmak yerine kitap okumaya vakit ayırın. Kalan boş vakitlerinizde de bomboş yatın. Yani yatın böyle. Dinlenin. Bu açıdan bakın derim. Bu arada ben hızlı okuyan biri de değilimdir. Hani bana şey sorusu falan geliyor. Günde kaç sayfa okuyorsun? İşte bir dakikada kaç sayfa okuyorsun? Bilmiyorum öncelikle böyle şeyleri. Sadece çok bir acelem varmış gibi okumuyorum. Çünkü ben aslında galiba yavaş okumayı da seviyorum hani böyle. Tane tane, iyice anlaya anlaya okumayı seviyorum. O yüzden işte ne kadar çok okursam o kadar iyiden ziyade olabildiğince keyif almaya çalışıyorum. Böyle diyebilirim yani. Bu işte kaç sayfa okuyorsun, saniyede kaç kelime okuyorsun gibi soruları hiç ölçmedim. Bilmiyorum. Yorum yapamayacağım. Ama genel olarak böyle. Şey var. Eylül okuma listeni paylaşır mısın? Gibi bir soru var. Ya şöyle ki aslında bu ay ben nedense bir liste yapmadım. Normalde epey yaparım. Bunu severim de. Sadece şu an dediğim gibi Martin izni okuyorum. Onun dışında. Bundan sonra okuyacaklarım arasında bir önceki videoda da bahsettiğim Dansa Davet var. Bu kitabı
Martini'den sonra okuyacağım. Bir de şu an kitaplığımda olan ve epeydir de okumak istediğim Puslu Kıtalar Atlası var. Bu gerçekten çok uzun süredir okumak istediğim bir kitap ama bir ara başladığım yarım kaldı. Yarım dediğimde hani şöyle bir şey okumuşumdur. Şu an öncelikli olarak okumak istediklerim bunlar ama hani bir Eylül okuma listesi yapmadım. Ekim'de yaparım diye düşünüyorum. Çünkü Eylül sonuna doğru güzel bir kitap alışverişi yapacağım. Bazılarını seçip öncelikli olarak Ekim ayı okuma listeme koyarım diye düşünüyorum. Şey diye soranlar da var. Çok tatlısınız. Ay sonu okuduklarını böyle tek videoda anlatır mısın diye. Olur. Kitaplar üstüne konuşmayı hep çok sevdim. Hala da bunu çekmeye devam edebilirim. Bu beni çok mutlu eder açıkçası. Çok stresli olduğun zamanlarda bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu durumda neler yapıyorsun diye soranlar var. Bu benim son herhalde bir 8 aylık ruh halim. Çok stres. Stres yapıyorum ben. Hiç stresli yapmam. Çok rahat bir insanım değilim. Ben de en ufak şeyde çok stres yapan bir insanım aslında. Ne yapıyorum? Kitap okumak iyi geliyor. Yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşe çıkmak bana iyi geliyor. Bazen oturup hiçbir şey yapmadan düşünüyorum ve neler benim elimde diye düşünüyorum. Hani şu an bu durumdayken neleri kontrol edebiliyorum buna bakıyorum. Ve kontrol edebildiklerim kısmındakiler yolundaysa kendimi rahatlatabiliyorum. Hani diyorum ki Zeynep senlik kısımda hiçbir sıkıntı yok. Geri kalanı artık yani senin elinde olan şeyler değil. O yüzden de bekleyeceğiz. Hani bunun sonucu ne olursa olsun her zaman bir yol var gideceğin. Bakalım bizi nereye götürecek bu durum. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım. O yüzden de bir şey olmadıysa hayatımda ve bunun için stres yapıyorsam hep düşünürüm ki bu olmadıysa demek ki çok daha güzel bir kapı açılacağı içindir. Ve kendimi böyle şeylerle sakinleştiriyorum açıkçası. Düşünüyorum. Hiçbir şey yapmadan düşünüyorum bazen. Bazen de bir yürüyüşe çıkıp düşünüyorum. Bunlar bana iyi geliyor. Meditasyon yapmak iyi geliyor. Onun dışında sevdiklerimle konuşmak iyi geliyor. Böyle yani sıcak bir kahve ve bir dost sohbeti beni gerçekten havalara uçurabilir. Çok çok sevdiğim şeylerdir. Genel olarak böyle galiba. Şöyle düşünmek lazım. Hepimizin bazen farklı dönemlerde farklı sıkıntıları, farklı dertleri oluyor. Ama bunu biliyoruz ki bu da geçer. Bunu da atlatırız. Önümüze bakalım. En sevdiğin mevsim. En sevdiğim sorulara geldik şu an. Ben kış çok seviyorum arkadaşlar. Kar seviyorum. Kar yağsın istiyorum. Gerçekten çok istiyorum bunu. İnanıyorum ki bu sene çok güzel bir kış geçireceğiz. Bakalım. Bunun dışında buraya bir yenileyim bakayım ne soruları gelmiş. Üniversiteye başlangıç arkadaşlıklar birkaç tavsiye lütfen. Üniversiteye dair şunu biliyorum ki ben tabii ki de ders çalışan eden bir insandım ama bu benim için çok birinci planda olmadı açıkçası. Çünkü özellikle son 2,5 senesinde üniversitenin arkadaş ortamımla gezdim de oturdum, sohbet ettim, onlarla vakit geçirdim. Hani gerçekten dönüp baktığımda keşke şöyle yapsaydım, keşke biraz da sosyalleşseydim dediğim bir şey yok. O yüzden üniversitenin bu kısmını atlamanızı hiç istemem. Güzel dostluklar kurmaya çalışın. Kendiniz olun. Sırf o çok fazla arkadaşı olan o kişi olmaya çalışmak için belki de sadece birkaç sene hayatınızda olacak. Ondan sonra hiç adını bile hatırlamayacağınız insanlarla bir araya gelmeyin derim. Çünkü çok arkadaş çok güzel bir şey gibi geliyor bazen ama üniversite gerçekten bambaşka karakterlerin, bambaşka insanların bir araya geldiği bir yer. Umarım ki gerçekten bir şeyleri paylaşabileceğiniz, kafa yapınızın uyduğu arkadaşlıklar kurabilmeniz. Bu çok kıymetli bir şey çünkü üniversitede. Böyle şu şehre gidiyorum, çok mutsuzum, işte bu şehir çok küçük, çok sosyalleşemeyeceğim diyenler için. Ben Karabük'te okudum ve Karabük'ü özlüyor musun diye sorarsanız Karabük şehrini özlemiyorum ama Karabük'ü özlüyorum. Çünkü o şehri gerçekten o şehirde bulunan insanlar sevdiriyor size. Moralinizi bozmayın. Hiç istemediğiniz bir şehre gidiyorsanız bile öyle insanlarla tanışırsınız ki o şehri inanılmaz sever hale gelirsiniz. Hep güzel tarafından bakmaya çalışırsınız. Şu kafesi çok güzel, bu kafesi çok güzel dersiniz. Çünkü insan bu. Yani alışıyor. Bulunduğu yere de alışıyor. Öğreniyor bir şeyleri. Ve bunun dışında tabii ki de derslerinizi, işte pratik eğitimlerinizi, teorik eğitimlerinizi hepsini elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Ama bunun dışında kendinize de vakit ayırın derim. Çok kıymetli bir şey çünkü. Ve üstünden seneler geçtiğinde iyi ki de böyle yaptım diyeceğiniz bir şey bence. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?
Bolca okuyorum. Onun dışında kendime vakit ayırıyorum. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gezmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince şu an bir şeylerin farkında olarak büyümeye çalışıyorum açıkçası. Bunun dışında ekstra yaptığım bir şey yok galiba. Böyle diyebilirim. Masamı sormuşsunuz. Bu beyaz masadır diye tahmin ediyorum. Ben bunu IKEA'dan aldım. IKEA'nın dümdüz, dört ayaklı, bembeyaz bir masası. Bunu bulursam ben linkini eklerim. Geçen sene aldım. E-kitap bakıyordum bir aralar. Ne yapmaya karar verdim? Bu e-kitap mevzusu bence Kindle'dan bahsediyor şu an bu arkadaş. Ben Kindle çok düşündüm aslında. Çantamı atarım çıkarım. Yoldayken okumak rahat olur. Bir yere gittiğimde hemen çantamdan çıkarım. Çok rahat bir şekilde okurum falan. Ama aslında neden erteledim? Çok da bir acelesi olmadığı için erteledim açıkçası. Şu an çünkü henüz o kadar yoğun bir tempoda değilim. Ben sadece bir fikir olması açısından kullananların yorumlarını almak istemiştim Instagram'da. Çok da güzel yorumlar geldi. Ecmel yazdı bana ve çok ikna oldum açıkçası Ecmel'le konuştuktan sonra. Ama yine de dedim ki bakalım. Şu an ani bir karar vermeyeyim bir anlık hevesle dedim. Çünkü alıp sonra bir köşeye atmak da istemiyorum. İçimde hafiften var gibi. Ben kitabı genel olarak böyle elime alıp okumayı çok daha fazla seviyorum. Ama bazen işte çıtır çerez bir şeyler okumak için hani kitaplığımda olmasa da sıkıntı değil dediğim kitapları okumak için falan bile olabilir. Bir de bu yolculuk olayını işte tatildeyken vesaire çok rahat buluyorum. Bir bakalım. Düşünüyorum şu an açıkçası. Henüz bir karar vermedim. Bunun dışında da genel olarak böyle. Şöyle birkaç soruyu yanıtlamış olayım istedim açıkçası. Birazcık sohbet etmiş olduk. Başka sorularınız varsa bir başka günde onlara cevaplarız. Onlar üstünde konuşuruz. Böyle birazcık yuvarlak cevaplar mı verdim? Şimdi biraz düşünüyorum ama konuştuk herhalde. Bayağı diye düşünüyorum. Şimdi ben çalışmaya geçiyorum arkadaşlar. Masam şuradan bana bakıyor. Podcast bölümüme geçeyim. Bu hafta çok güzel bir bölüm hazırlıyorum sizlere. Cuma günü sabah 6'da yayında olacak. Ben podcast'imin linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Google'dan, Apple'dan ve Spotify'dan ücretsiz bir şekilde dinleyebiliyorsunuz zaten. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.